Nerede lan o hain Azat? Ha? Öküzün trene baktığı gibi ne bakıyorsunuz lan? Ya kordon dostum gel boş ver ya. Bakmayın lan siz de gerizekalılar. Gerizekalılar. Gel. Ya hem dışarıda Şahin'le Mahmut Baboş var yani. Onlar bizi burada koymaz ki alırlar bizi. Uyut onları da gammazlamıştır. Onlar da tehlikededir. Şahin yakalanmaz komutanım. Yürü lan! Çabuk! Mahmut abiyi yakalamışlar bile. Ulan hainler! Şerefsizler! Rastgele! Ulan ayı sen kimsin ki bana emir veriyorsun lan? Ben senin gibi kaç ayıyı gömdüm lan bu dağlara, haberin var mı lan hiç? Boş konuşma lan, çekil kenara. Celil sakin ol. Hadi Celil, çeksene lan. Celil. Gel de sakin sen çek. Ol, tamam. Şerefsiz. Ya kordon dostum gel boş ver ya. Gel. Aç kapıyı. Yürü. Gel babuş gel. Otur. İyi misin Mahmut Baboş? Mahmut abi ne oldu? Şahin'e ne oldu abi? Emanım. Birden karşımıza çıktılar bacım. Hiç anlamadık bile. Ben zaten o an yakalandım. Şahin kaçtı. Ama... Mahmut abi, aması ne? Doğru dürüst anlatsana şunu ya. Ne oldu Şahin'e Mahmut abi? O da mı yakalandı yoksa? Vurdular şahinimizi komutan. Mahmut abi, ne diyorsun sen? Vuruldu mu şahin? Olamaz Mahmut abi. O koçu kimse indiremez. Yanlışın var Mahmut abi. Uzaktaydım.
Ama iki alçak yakından ateş ettiler Şahin. Gördüm. O halde kurtulamaz. Şahin ölmüş olamaz. İnanmıyorum. İnan kız, inan. Geberttim ben o timciyi. Aha. Bak. Bunlar da o timcinin la. Şerefsiz. Artsın Allah belanızı versinler. Dur. Yeter ulan yeter. Dur. Yeter. Adam nasıl gebertilirmiş göreceksin lan şimdi. Şöyle bakıyorsunuz lan. Lan sen Şahin'i öldürecek adam mısın lan? Nasıl öldüreyim mi ha? Sen ancak kaypaklık yaparsın lan. Şerefsiz. Ya bırak ya. Lan. Kesin lan. Yeter lan. Bırakın lan. Kesin. Çelil. Çelil bırak. Bizim yüzümüzden masumlar ölecek. Öldürdüm la. Geberttim o timciyi. Oldu mu la? Geberdi gitti. He? Ulan seni var ya. Hani söz vermiştin? Evlilik gibi bu da mı yalandı? Hani beni yalnız bırakmayacaktın? Ulan bir teröriste güvenir canını emanet edersen olacağı bu işte. Ama sorarım lan ben sana. Azat mısın nesin? Elbet seni elime geçiririm lan ben. La yavaşla. Yavaşla yavaş. Ulan kene gibi yapıştılar ha. Kolunu kıracaklardı. Ne sandın ya? Bunlar Sungurlar oğlum. Sungurlar kim la? La amma cahilsin ha. TC'nin bölgedeki en güçlü timidir. Bizim gruplara göz açtırmıyorlar. Cellat kesildiler başımıza. Lan! Susun şimdi. Başkanı arayacağım. Başkanım. Cemal Başkanım. Cemal Başkanım ben Azat. Hangi Azat la? Bu dağda bin tane Azat var lan bu. Suriyeli Azat Başkanım. Ne istiyorsun lan? Sungurlar timini aldık başkanım. Hepsini hem de. Orta Doğu ve özellikle İran konusunda uzman olan ve bölgeyi en iyi bilen istihbaratçılardan emekli istihbarat görevlisi Doktor Kemal Sancaktar mezarlıkta ölü bulundu. Kemal Sancaktar'ın İran üzerine hazırladığı bir de kitap bulunuyordu. Eşi Kemal Sancaktar'ın intihar etmesine mümkün olmadığını belirtti. Belki bir gün Serdar'la. Ben ona kıyamadım ama o beni yakalarsa bir kaşık suda boğacak. Boşuna hayaller kurma Nazo, kurma. Gene ne oldu ki ya? Başkan Dağlıca kampındayız. O kadar gerilayla Sungurları alt edemedin Nazar.
Onlarla baş etmek kolay değil başkanım. Senin yapamadığını ayak takımı yaptı. Sungurları almışlar. Sınır ötesinde Karadağ köyündeki kontrolör. Sungurların orada ne işi var? Hayal görüyor olmasınlar başkanım. Esir bir asubayı almaya gitmişler. Buraya git, hemen gruba takviye ol. Bir terslik olursa kaçarlar ha. Emredersin başkanım. Şu adamları çıkıyoruz Şeymus. E hadi toparlanın lo. Çabuk çabuk çabuk. Bu kez sana acımayacağım Serdar. Aslı. Bu kadar yeter. Haram ettin kendini. Kızım sen de amma safsın ha. Bir baksana şu zeka yoksunu yaratıklara. Bunlar mı benim aslanımı öldürecekler ha? Aklın alıyor mu senin Aslı? Ya iyi de abi. Şahin'in künyesini, Cevşen'i nasıl alabildiler o zaman? Şahin öldü komutanım. Her zamanki gibi gitti. Bak, ne olursa olsun ben öldüğüne inanmıyorum. Ne zaman ki cenazeyi görürüm o zaman. Aslı. Umudunu kaybetme. Dua et. Dua bizim gücümüz. Dua bizim silahımız. Dua bizim sığınağımız. Aslı. Dua et. Allah öyle bir yakar ki melekler bile gıpta etsin sana. Rabbim, ne diyeyim ki? Sen beni benden iyi bilensin. Ne desem boş. Ne yapsam boş. Allah'ım, tüm aciziyetim ve çaresizliğimle kapındayım. Sana yalvarıyorum. Sesimi duyun. Şahinimi bana bağışla. Ona yardım et. Düştüğü dipsiz kuyulardan kurtar. Sen onu bize, bana kavuştur. Allah'ım sen, vatan uğrunda gözünü kırpmadan şehadete koşan bizlerin yardımcısı ol. Düşmanlarımıza fırsat verme. Eğer şu anda bir yerlerde çaresiz ve yardıma ihtiyacı olan varsa, onunla beraber Şahin'ime de yardım et. Senin aşkınla, inayetinle düştüğü yerden kalkmasını sağla. Sana yalvarıyorum Rabbim. Benim tedbirim senin takdirinden küçüktür. Allah. Ah.
benden çekeceğiniz var. Görürsünüz lan siz. Ya Aslı Şekerciğim, sen de böyle her duyduğuna inanıp kendini beter etme yani. Bak doktor da inanmıyor Şahin'in öldüğüne. Evet, inanmıyorum. Ben inanıyorum. Bak Aslı, hem o koruduğun dostum işte yanında, o da vuruldu, hem de benim gözümün önünde vuruldu. Aga vuruldu, hem de kaç defa vuruldu, bir şey olmadı. Ben vuruldum. Yavuz oğlan daha önce de vuruldu. Ya doktor ya. Doktor sen de yangına körükle gidiyorsun ha. Ya tamam ama ne edeyim dostum. İşte ben de aklımda ne geçiyorsa onu anlatıyorum da işte dinlemiyor ki bu inatçı. Şahin benimle konuşmak istiyordu. Bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Ben dinlemedim onu. Hata yaptım. Keşke dinleseydim. Şahin, ben senin abinim koçum. Anladım. O işkenceden sonra çocuğum olmayacakmış komutanım. Söyleyeceğim. Aslı gerçeği bilsin. Şahin'in neden evlilikten kaçtığını bilsin. Aslı. Ben Şahin'in sana ne söylemek istediğini biliyorum. Neymiş Celil abi? Kordon dostum valla ben de merak ettim. Ne ki o? Şahin Celil. Komutanım. Şurada köşede oturana bakın. Aynısından çifti olmuş o. Bekir. Kim seslendi bana? Bekir, korkma gel. Kimsiniz? Nereden tanıyorsunuz beni? Gülsüm Ana'nın oğlu Bekir sen misin? Annemi tanıyor musunuz siz? Tanıyoruz Bekir. Ne konuşuyorsunuz lan? Sana ne lan? İç! Ulan beter ederim seni ha. Ulan sen de zerre miskal erkeklik varsa gelirsin lan. Gelsene lan! Gelsene lan! Ulan başkana dua edin. Dua edin sizi tek parça istiyor. Yoksa şimdi deşerdim hepinizi. Seni. Bekir Asubay. Korkma. Ayşem, kızım. Beni, karımı kaçırdıklarını okunmaktaydı. Ona ne oldu biliyorsanız Allah aşkına söyleyin. Asubay'ım, kızım gayet iyi, emin ellerde. Çok özledim onu. Kokusu burnumdan gitmedi hiç. Hep ona kavuşacağım günü bekledim. Onun hayaliyle ayakta kaldım. Kızım, Ayşem. Bir görsem, bir sarsam sıkı sıkı. Doya doya bir öpsem. Annem? Annem nasıl? İyi mi o? Mekanı cennet olsun Asubay'ım. Gülsüm Ana'yı kaybettik. Bekir, terörist bir yılan var. Anneni o öldürdü. Thank you.
Çek şunu çek. Çek. Çek lan. Çek. Bacağım. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun? Nerede lan bu cephanelik? Ne cephaneli lan? Bak. Zaten canım yanıyor. Sabrımın sınırlarında geziyorum. Zorlama beni. Adam gibi anlat. Nerede bu cephane? Delik deşik etmeyeyim ikiniz de. Tamam la tamam söyleyeceğim. Bu yolun sonundan sağa dön. Önde nöbetçi olan ambar. Bağla lan şunu. Bağla. Sen kimsin la? Kimsin dedim la? Hadi çabuk la hadi! Naza başkan geliyor la, dikkat edin. La toparlanın oğlum. İşler karışacak. Hemen çıkartmalıyım bizimkileri. Hop hop! Dur lan, nereye gidiyorsun? Hop hop dur birader, nereye gidiyorsun? Hoş gelmişsin Naza Başkan. Öf ya, bir bu eksikti ha. Bu da geldi tamam artık Naza. Öyle deme doktor. Ben Naza'yı seviyorum. Ne? Öyle arada bir pataklaması çok hoşuma gidiyor ha. Kızım. Şerefsiz. Eşin. Kızım. Eşin. Baba. Eşin. Baba. Gel. Eşin! Baba! Mahmut abi! Eşin! Baba! Eşin! Bırakın! Mahmut abi! Baba! Eşin! Mahmut abi bittik dur Mahmut abi! Eşin! Kızım! Mahmut abi kendine gel! Kızım! Mahmut abi! Eşin! Mahmut abi! Eşin! Eşin! Kızım! Mahmut abi dur! Eşin! Mahmut abi! Kızım! Eşin! Abi! Eşin! Kızım! Eşin! Gel! Eşin! Kızım! Yine karşılaştık ha Serdar. Bırak! Bak! Lan ne oluyor? Lan bırak! Karşılaştık lan! Bırak lan! Gel lan şunu! Bırak! Komutan! Komutanım! Komutan! Aga sakin ol, gelme öyle! Gelin, bırakın beni! Aga dur! Bırak lan! Tamam komutan! Bırak kafana sıkar! Dur! Gebertin kere seni! Bırak komutan! Bırak dedim! Tamam! Yoksa sıkacağım! Aga! Tamam! Aga bırak gel aga! Tamam! Tamam. Ulan, senin o tüylerini tek tek yolmasam bana da kordon demesinler lan. Eval, bu ne dikkatsizlik? Gerilla dediğim biraz dikkatli olur.
Wright, bugün mutlu günündeyim. Dikkat et, hadi işine bak, hadi. Emredersin komutan. Bu itin ne iş var burada? İşler iyice karıştı be. Aç hemen, aç. Cemal Başkan'ın emriyle buranın komutası artık bende. Emredersin Naza Başkan. Sorry Naza. Sorry. Bu sungurcukları ben alıyorum. Nasıl sen alıyorsun ya? Cemal Başkan'ın emri var. Ara hemen. Pierre Alça çıktı yine meydana. Bu tek kol nereden çıktı yine ya? Başkanım, Pierre buradan... Sungurları ona teslim edeceksin Naza. İyi de başkanım... Temsil ettiğin büyük ayı ve biraderleri böyle istiyorlar. Sungurları teslim et. Sen de güvenliği sağlamak için Pierre'e destek ver. Emredersin başkanım. Sungurlar senin. Yahu ben var ya keşke Naza gelseydi ya. Ben buna gıcık oluyorum ya. Bu şerefsizin gelmesi kötü oldu. Serdar. Nasılsın Serdar? Şş. Ben senin bu halini çok sevdim be Pierre. Sana çok yakışıyor oğlum. Serdar'la konuşuyorum ben. Seninle konuşuyor olsam sana zaten seslenirdim. Cücük. Ulan Tekol. Oğlum kızamıyorum lan sana. Ne de olsa engellilere saygım var benim. Diğer kolunu da ben kumardırım, tamam mı? Çocuk işte. Ölüyor. Saldırı var. Çabuk. Çekilin. Ulan oy. Saldırı var. Komutan. Şahin. Yavuz oğlan. Şahin. Koçum benim be. Şahin. Yavuz oğlan. Allah seni sevdiklerine bağışlasın. Sağ ol koçum. Yavuz oğlan. Şahin. Yaşı. Siz bu hainleri yaklaştırmayın, tamam mı? Hadi Şahin çıkalım. Tamam komutan. Hadi biz esirleri tamam, çıkartalım. Tamam. Hadi doktor, tamam. Hadi. Nevzilenin lan çabuk. Saldırın. İndirelim. Bombalar burada kum. Helal be koçum. Doktor, siz yine
iğneleri çıkartın. Tamam mı? Tamamdır ağa, merak etme. Mahmut abi, hemen çıkalım buradan. Tamam. Hadi. Çıkın! Çıkın! Çık! Hadi! Eğilin! Lan! Öldüğünü duyunca yüreğimiz ağzımıza geldi be koçum. Aslı ne yaptı bakalım? Ne yapacak? Herme perişan oldu kızcağız. Artık anlat kızcağıza. Şu işi tatlıya bağla, hadi. Hadi çıkalım Şahin, Celil. Ne oldu gerizekalı? Çıkalım komutanım. Burayı başlarına yıkın. Beni koruyun komutanım. Dur Şahin, nereye gidiyorsun? Komutanım, gevşenim, künyem hepsi onda. Delirdin mi sen? Hadi yürü, çıkıyoruz. Durmayın lan! Saldırın! Ne yapıyorsunuz burada? Ya aga, bu Bekir durmuyor ki ya, geri döndü. Karımı bırakıp nasıl giderim komutanım? Onu unuttuk komutanım. Eşin nerede Bekir? Kampın dışında bir kulübe var. Kadınları orada tutuyorlar. Bir şeyler oluyor lan. Bir baksak mı? Olmaz. Buradan ayrılamayız. Bekir! Korkmayın. Biz askeriz. Sizi kurtarmaya geldik. Ah, şükürler olsun. Yaşasın. Şükürler olsun. Bekir, eşin hangisi? Yok. Burada yok komutanım. Esma nerede? Ona ne yaptılar? Biz geldiğimizde öyle biri yoktu. Onu duydum. Çok uzun zaman önce götürmüşler buradan. Nereye götürmüşler? Aga, çakal sürüsü geliyor ya, dışarıdalar. Tamam oğlum ya, gelirlerse gelsinler, ne panik yapıyor? Hiç patlayıcımız yok değil mi? Bende var, C4 var da fünye yok. Bende de C4 yok ama fünye var ya Zulan. Ne yapacağız? Güçlerimizi birleştirelim, yapıştır. Tamam. Hadi pencereden çıkıyoruz, hadi. Hadi yürü. Hadi. Duygularını kontrol etmekte zorlanıyorsun Nasa. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum Pierre. Biz burada Türkiye'yi zaafa uğratacak adımlar atarken sen her geçen gün oyunun dışında kalıyorsun. İstediğini yap Pierre. Sallanmayın lan hadi. Hadi. Yeter lan artık. Ulan mahvettiniz lan beni. Al işte. Kaçtılar yine. Demek ki sen de beceremiyorsun. Bu sefer kaçamayacaklar Naze. Burada. Sınırda boğacağız onları. Bütün grupları harekete geçirip sınırın çıkış noktasını keseceğiz.
Doktor, he? Durum ne? Valla durum berbat kordon. Haşere takımı dağ taşı sarmış he. Alçaklar bütün geçiş noktalarını tutmuşlar komutan. Her tarafı tutsalar ne yazar Şahin? Onlar bizden it gibi tırsarlar. Siz sıkmayın canınızı. Hadi. Eyvallah dostum. Gülsüm Hanım'ın oğlu Asubay Bekir'i aldı komutanım. Onunla beraber bir asker, bir korucu, iki mühendis ve 8 kişiyi de kurtardık komutanım. İyi iş başardınız Serdar. Allah sizden razı olsun evladım. Celil, durum ne? Her yer haşere kaynıyor komutanım. Bütün çıkış noktaları tutulmuş. Komutanım, örgüt bütün geçiş noktalarını tutmuş durumda. Sınır ötesindesiniz Serdar. Oraya helikopter göndermek problem çıkarabilir. Karadan yardımda ise çok zayiat veririz. Komutanım, bir süre beklemekten başka çaremiz yok. Gerekli silah ve mühimmatımız yok komutanım. Komutanım, ayrıca bu insanlara verecek kumanyamız da yok. Bir çare bulacağız. Bekleyin Serdar. Emredersiniz komutanım. Komutanım, dağın kuzey tarafından gidebiliriz. Biliyorsunuz, orası derin uçurum ve çatlaklarla dolu. Orayı tutmamışlardır. Bitmiş, don bitti. Celil, yalnız olsak kolaydı. Ama bu insanlarla olmaz. Sıkıştık kaldık burada. Komutanım, hiç suyumuz kalmadı. Vallahi ben de çok susadım ağa. Dilim damağıma yapıştı. Hadi. Hadi Celil. Haritaya göre 2 kilometre ileride gölet var. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, toparlanın gidiyoruz. Haydi, haydi beyler, dikkatli haydi. Olun. Piyar komutan. Devam et. Göletteki suya zehir kattık. Tamam. Kaybolun ortadan da fareler kapana girsin. Emredersin. Ya neler oluyor? Bütün geçitler tutuldu. Dar bir alana sıkıştılar. Buralarda bir yerde olmalılar. Ve suya ihtiyaçları olacak. Yolların üstündeki göleti zehirledin. Evet, iyi bildin Naza. Kafan çalışmaya başladı. Yer, bu doğru değil. O bölgenin tek suyu. Savaşta tek doğru vardır. O da hile ve tuzak. Aklını kullan Naza. O suyu bulup içtiklerinde hepsi geberecek. Ortalık temiz komutanım. Baksana temiz görünüyor. Güzel.
İçmeyin! Sakın içmeyin! Suya zehir katılmış! İçme zehirli, içme! İçme demedim mi ben sana ha? Celil, ne oluyor? Dağ başında bunun ne işi var komutanım? Suyu zehirledi bu hainler. Yahu kardan dostum, göl kenarında su şişesi her zaman olur. Senin bu yaptığın komplo teorileri dostum ya. Bağlantıya bak, su şişesi zehir, o olur mu hiç ya? Doktor, bak şuna. Dur hele. Dön bakayım ha. Aynı da tam da benim aklıma gelen zehirlenmiş bu. Muhteşem zekam zaten bunu önceden düşünmüştü. Zehirlendi ya bak. Öldü. Aha öldü. Öldü ya la bu. Yok dellenmeyeyim. Yok komplo teorisi. Yok ben psikopatmışım. Ne oldu lan çaylak doktor? Oğlum anla artık. Ben bu dağların kitabını yazdım. Şerefsiz. Herkesi öldürecekti. Allah bunların cezasını versin. Hepimizi kurtardın. Allah senden razı olsun Celil kardeşim. Allah cümlemizden razı olsun. Şahin, söylemeye fırsat bulamadım. Geçmiş olsun. Sağ ol Aslı. Gölge bir yuva. Emredin komutanım. Sınırdan 10 kilometre içeride bir Türkmen köyü var. Halkı dirençli ve cesurdu. Teröristler bu köye diş geçiremiyor. Onlarla karşılaşmak işlerine gelmiyor. Ortalık duruluncaya kadar orada kalın Serdar. Köyün adı Şükürlü Köyü. Lideri Hasan abi. Konudan bilgisi var. Sizi karşılayacak. Bağlantıda olalım. Emredersiniz komutanım. Şükürlü köyüne yaklaşıyoruz komutanım. Çökün, çökün. Ne oldu komutanım? Ne oldu komutanım? Celil, bize doğrultulmuş iki namlu gördüm. Hayırdır, ne oldu? İki terörist olmalı. İndirelim şunları komutanım. Çevrede teröristler olabilir. Çıkarsak pusuya düşeriz. Şahin, doktor Aslı. Mahmut abi, sen burada kal, bunlarla ilgilen. Bas gaza oğlum, bas gaza. Ya sungurlar bizim gözcüleri terörist sanırlarsa facia olur. Yetişelim, bas gaza. Atın lan silahları. At lan, at. Atın lan silahları. Atın silahları. İndir lan. İndi. At silahları! Atın lan silahları! At! Atla! Ulan silahları atın bak bir daha söylemem şakam yok! At! Siz atın yoksa bunlar ölür! Ulan Nazayı'yla sizi de diri diri toprağa gömerim lan! At silahları at! Ah.
Osman! Dur Osman! Bunlar ana vatandandır. Türk askeridir. Sungurlar timidir bunlar. İndirin silahları ya. Tamam Hasan Emre. Ya kusura bakmayın. Sen Serdar Üsteğmen'sin ha aslan parçası. Ben Türkmen Bey Hasan. Komutanım geleceğinize haber vermişti. Selamun aleyküm Hasan ha. Ve aleyküm selam. Hoş geldin, hoşnutluk getirdin. Vallahi gözüm sizi gördü ya. Gayrı bu yaşımda gönlüm kuş olur uçar gider. Sen de sungurların deli asubayı olmalısın ha Yiğit. Bizi nereden tanıyorsun Hasan ha? Ya ününüz ta buralara kadar gelmiştir. Sungurlar deyince akan sular durur. Ya bizim bebeler bile size hayrandır ha. Bak ya. Hadi hadi gidek gayrı. Şey be. Ciril hadi çıkalım. Tamam hadi doktor. Doktor hadi toparlanın çıkıyoruz. Ya öf tamam ya tamam ya, gidek ya öf. Öf ya. Ben kimse dinlemiyor mu ya? Hayırdır doktor aksileştin? Ama ben aksileşmeyeyim de acaba kim aksileşsin? Koskoca dağların ordinarius profesörü. Muhteşem derecede zekalı doktorunu kimse tanımıyor. Varsa yoksa Serdar Üsteğmen kordon çelik. Ben burada neciyim acaba? Beni niye tanımıyorlar acaba ya? Doktor dikkat et. Ha. Sonra tepe taklak gümlersin valla. Niye ki de? Şöhret zehirli baldır. Diyana bak sanır su dibine bokundu oğlum zanneder. Sanki bak Molla Gürani. Hadi yürü yürü. Nasıl tanımadı beni ya? Tanımalı ama beni ya. Daha ayran getir Nigar. Geliyor Hasan Ağa. Sağ ol bacım. Şahin nerede? Ya ben ona pansuman yaptım. Ama o kendisi yemeğe gelmedi. Niye gelmedi ki acaba yemeğe ben de bilmiyorum. Niye ki? O şeref size cevşeniyle künyesini kaptırdı ya. Bunalıma girdi. Ben bir bakayım ona. Celil, barışıyorlar galiba ha? Allah bozmasın. Amin. Ya tez zamanda barışırlar inşallah. Ama şöyle bir durum da var. Kurdun dostumun söylediği çok doğru. Şahin büyük bir bunalımda. Heh. Doktor, sen de bunalımdasın galiba. Hani çok acıkmıştın? Ya, aga şimdi... neyse, demeyeyim. İştahım kesildi aga. Doktor bey, masama şeref verdin ya. Seni tanımaktan çok mutluyum. Yok bir dakika aga, şimdi sen şimdi beni tanıyor musun yani? Ya seni kim tanımaz? Dünün dağları aşıp buralara kadar gelmiştir. Hangi şu dağları mı aştı? Ya insan, hayvan, kurt, kuzu, ya ne bulsa tedavi eder dediler be. Dayanamıyorum ya. Vallahi öpeceğim ya. Gel buraya. Canım darım ya. Ya yalnız bir şey değil mi? Muhteşemim. Evet. Ama şu kadar abartmışlar. Çünkü yapamadığım bir şey var. Beyin nakli. Ama çalışmalarım devam ediyor. 2 yıla kalmaz yaparım ya. Bir anda iştahım açıldı ya. Lan bundiler tutsunlar. Ya bana oradan et gelsin. Az kesmeyin, çok kesin. 28 tane şiş kesin, hepsini yutacağım. Getir. Ulan nasıl kaptırdın beni cevşeni, alçak herif. Şahin seni yemeye bekliyoruz. Yok yemeyeceğim ya, aç değilim ben.
Ya üzülme, yenisini alırsın Şahin. Hem taşımak değil, okumak önemli değil mi? Ya anlamıyorsun ki Aslı. O cevşen benim için önemliydi diyorum. Ya Allah büyüktür. O alçağı bulup geri alırız cevşenini. Nereden bulacağız? Bak ne diyeceğim. Benimle konuşmak istiyordun. Sana anlatacağım bir şey var deyip duruyordun ya. Ya bu ölümlü dünyada küskünlüğe gerek yok Şahin. Hadi anlat, seni dinliyorum. Başka zaman Aslı. Keyfim yok şimdi. Hata bende ya. Ne yakınlık gösteriyorum ki buna? İstiyorsa gelip konuşur. Çekil be. Allah Allah. Ya sen ne istiyorsun benden? Sen itilip kakılmaya mahkumsun. O cevşeni de unut. Ya sen ne ters bir insansın. Biraz anlayışlı ol, anlayışlı. Hadi ya. Diyene bak. Odun. Ya Allah Allah. Odun diyor ya. Hey Allah. Kordon dostum çok güzel olmuş bu ya. Löp löp gidiyor, löp löp gidiyor ya. Lokum lokum. Nazara geldiler komutanım. Celil, şeytan bunlarla çok uğraşıyor. Allah yardımcıları olsun. Yaz ulan. Al al yut şunu yut. Ya yok yemin. Ya Türkmen koyunu çok güzel, yut bunu. Ya yut. Ver tamam. Al al. Ya bunlar var ya gerçekten tabii afet gibi ya. Bunların ne zaman ne olacağı belli değil ya. Celil. Bekir nerede? Bilmem ki komutan. Tamam. Komutanım, sizden biri ağaların orada dolaşıyormuş. Sen o alçakların elindeyken ben nasıl yaşarım Esma? Allah'ım affet beni. Dayanamayacağım. Bekir! Allah Allah, nereye kayboldu bu adam? Celil ne oluyor? Kim ateş etti? Bilmiyorum komutanım. Ses ağaldan geldi. Lan! Bekir, ne yapıyorsun sen? Olmadı. Yapamadım. Sıkamadım kafama. Kızımı, Ayşe'mi düşündüm. Kafayı mı yedin oğlum sen? Doğru cehenneme giderdin Allah korusun. Niye aslanım? Derdin ne anlat bakayım. Karım alçakların elinde acı çekerken ülkeme dönüp bir şey olmamış gibi nasıl yaşarım ben komutanım? Yaşanır mı bu hayat? Bekir, imtihandayız. Sabretmelisin. Allah kullarına taşıyamayacakları yükü yüklemez. İşe bak ya. Hadi, Celil. Aga hayırdır, ne oldu? Bekir'in sinirleri bozulmuş. Bekir? Allah aşkına eşimi o alçakların elinden kurtarın komutanım. Eşinin nerede olduğunu bile bilmiyoruz daha Bekir. Örgütün buradan 20 kilometre uzakta bir kampı var. Kaçırılanların orada olduğuna dair bir söylenti var. Bu kamp nerede Hasan'a? O kampın yerini kimse bilmek istemez. Söylentiye göre bela bir yer. Kampı bulmaya gidenlerden bir daha geri dönen olmadı.
Sadece biri var geri dönmeyi başaran. O kişi bizi oraya götürebilir mi Hasan Ağa? Orası bela bir yerdir komutan. Götürebilir mi, götüremez mi Hasan Ağa? Sen ondan haber verelim. Bağlantıyı kurarım komutanım. Ama bu çok tehlikeli bir iş. Hasan Ağa, tehlike bizim kaderimiz olmuş. Serdar. Komutanım. O kampı biliyoruz Serdar. Kaçırılan kaymakam, iki asker, bir polis ve iş adamlarının orada olduğu istihbaratını aldık. Komutanım, emir verin rehineleri alıp çıkalım. Orası sınırdan 20 kilometre içeride. Başka ülkenin topraklarında yakalanırsanız büyük sorunlar çıkar Serdar. Ben dahil hepimizi görevden alırlar. Komutanım, yakalanırsak Türk ordusunun mensubu değiliz. Kimseden de emir almıyoruz. İçiniz rahat olsun komutanım. Yapacağınız operasyon çok tehlikeli. Sungurlar için dua edeceğim Serdar. Vatandaşlarımızı sağ salim getirin. Allah yardımcınız olsun Serdar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun komutanım. Ne yapacağım ben ya? Ne yaptın Hasan ha? Tamam komutan. İstediklerini buldum. Kasada. Hadi. Kılavuzla bağlantı kurabildin mi Hasan ha? O da tamam komutanım. Şafak vakti köyün dışındaki harabede bekleyecek. Kim bu kılavuz? Sağlam mı? Köylüler ona hayalet der. Hayalet mi? Dağlarda yaşar. Teröristlerin baş düşmanıdır. Ha, şimdi oldu bak. Görmeden sevdim onu. Yalnız komutanım... Bu bela iş. Hem şu adam haber verdi mi vermedi mi bilemiyoruz. Ya bir daha düşünsen. Hasan'a karar verildi. Kampa sızıp rehineler alacağız. Sizi riske sokmamız doğru olmaz. Ne de olsa hep buradasınız. Öyle demeyin komutanım. Milletimiz Necip'tir. Sizi bu dağlarda yalnız bırakmak yakışmaz bize. Allah razı olsun Hasan Ağa. Gelmiş gibi oldunuz. Ama siz burada kalın. Ne diyeyim? Allah yardımcınız olsun o zaman. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Merak etme, alacağız. Mahmut abi, sen burada esirlerin başında kalacaksın. Ama komutanım. Mahmut abi, burada rehinelerle ilgilenecek biri olmalı. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bu gidişin dönüşü olmayabilir. Ailelerinizle vedalaşın. Aga şimdi bir şey diyeceğim ya. Gerçekten. Yani kızma ama. Ya şimdi biz her operasyonda veda ediyoruz. Ondan sonra geri geliyoruz. Bizim karıların başına gene bela oluyoruz. Bak ya. Ya bir ölemedik gitti yani. Ölsek de işe yarasa bari. Tövbe de. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Doktor. Melekler ağzımızdan çıkan her şeye amin derler. Sakın ha. La sen ne dediğinin farkında mısın gerizekalı? Yok yok ben gerçekten şaka yaptım. Öyle bir şey söylemek istememiştim. Vallahi billahi şaka yaptım. Rabbil alemin sen bizi ve ailemizi koru. Sen beni benden iyi tanırsın. Benim zaten kafa gidik. Ben delinin tekiyim ya. Sen benim dediklerime niye bakıyorsun Rabbim? Ne oldu lan? Tırsık doktor. Bırak gevezeliği de helallik iste Zelal'den hadi. Oh, bak 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 hele bak. Ey ahali şu kulakları duydun acaba siz de duydunuz mu? Ya pardon dostum. Acaba diyorum burada ben evliyim de sen bekar mısın? Ya dostum.
Zeynep bacıya senin yaptığın eziyetleri gerçekten bir ben biliyorum. Hep agresifsin, hep saldırgansın. Zeynep bacıya biraz kibar olsan ya, Allah'ın adını. Tomurcuk vermeyen ağaca odun denir doktor. Allah'a şükür biz baba olacağız yakında doktor. Baba olmak zordur. Ama insan olmak da zordur tabii. Neyse, gevezelik ettik. Hadi arayalım hatunları. Komutanım. Komutanım. Bana silah ver. Ben de gelmek istiyorum. Otur Bekir. Zor seneler geçirdim. Güçsüz ve yorgunsun. Sen köyde kal Bekir. Bana işinin fotoğrafını ver. Bana eşimi, çocuğumun anasını getir komutanım. Başka bir şey istemem senden. Allah'ın izniyle Bekir. Eşini inşallah o kamptadır. Sesini duydum ya, çok sevindim komutan. Nasılsın Zeynep? Sağlığın nasıl? İyi misin? Allah'a şükür iyiyimce. Zeynep, bir sıkıntın olursa Zelal bacıya söyle. Sıkıntım yok. Bir de sen burada olsan. Ne zaman dönüyorsun? Ne zaman döneceğimi ben de bilmiyorum Zeynep. Çok uzadı bu görev Celil. Allah Allah. Niye ağlıyorsun Zeynep? Artık baba olacaksın. Ne olur kendine dikkat et komutan. Tamam sen merak etme. Evelallah bana bir şey olmaz. Kafana takma. Hem sen kendine dikkat et. İki canlısın. Ya Zelal, beni acaba neden çıldırtıyorsun? Sana o kadar desteciklerle para bıraktım. Nasıl yetmiyor kız bu para sana? Para bırakmışmış. Doktor, burada bu evde kaç can yaşıyor biliyor musun sen? Ne yer ne içerler haberin var mı senin? Ya biliyor ka işte. İki çocuk, bir de sen üç, bir de annem dokuz kişi edersiniz. Öf. Tamam. Git karargaha. Osman Bahçavuş'u bul. Benim söylediğimi söyle, ondan borç al. Tamam mı? Ben kendisine haber ederim buradan. Tamam. Doktor, çok özledim seni. Sana bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Çok mu özledin? Bak, sana ta ilkokul zamanlarından kalma bir şaka yapacağım. Olmayan akıl çıkar mı ki? Bak ya. Doktor, beni düşünmüyorsan çocuklarını düşün. Ya tamam sultanım ama ben şaka yaptım. Senin acık yüzün gülsün diye ki. Sen benim evimin sultanısın, hanımımsın. Hem sana bir şey diyeyim mi? Ben pisliğin tekiyim. Acı pabucunu kırağı çalmaz. Zelal, sabah göreve çıkacağız. Çocukları benim için öp, he mi? Hadi ben de gideyim, yatayım. Hadi görüşürüz. Aga işte kadın milleti, ne yapacaksın? Doktor, ne? Silahları hazırlayalım. Tamam. Komutanım, hayırdır bir şey mi oldu? Aga. Yorgunum Celil. Biraz dinlensem iyi olacak. Tamam komutanım. Konuşalım mı? Senin keyfin yerine geldi. Ama benimki kaçtı Şahin Bey. Ya sen ne huysuz bir kızsın be. Yok ya. Huysuz olan sensin. Hem de dengesizsin. Niye, ne yaptım şimdi? Niye dengesizim ben? Nikah masasında ben kaldım Şahin Bey.
Hatırladıkça fena oluyorum. Aslı dur. Meyvasız bir ağaç olduğumu ben nasıl anlatacağım Aslı'ya? İnanmaz, dalga geçer, onurumu kırar beni. Vazgeçeyim, bu işi unut. Sabah namazını kaçırdı. Hiç böyle yapmazdı. Bir şey mi oldu ya yoksa? Akşamdan beri bir tuhaftı zaten. Allah hayretsin. Ben gidip bir bakayım. Komutanım. Komutanım geç kalıyoruz. Nereye gitti bu ya? Celil kardeşim, senin karın var. Yakında baba olacaksın. Doktorun ailesi var. Şahin ve Aslı elbet bir gün evlenecekler. Geride kimsesi olmayan tek fişek, bir tek ben varım. Bu görev çok tehlikeli. Birinize bir şey olursa kendimi affetmem. Köyde kalıp beni bekleyin. Ya pardon dostum, güneş daha yeni doğuyor. Biraz uyusak mı ya? Doktor bir dakika, bir dakika. Komutan nerede? Komutan yok. Ne? Nasıl yok ya? Bilmece gibi konuşma dostum. Nerede komutan? Komutan gitmiş. Neyi? Bizi almadan tek başına o kampa gitmiş. Komutan benim. Kılavuzum. Hayalet. Sen kızsın be. Bak. Bırak şimdi cevap vermeyi. Önemli olan beni kampa götürmen. Yapabilir misin bunu? Ne sandın ya? Ben bu dağları avcumun içi gibi bilirim. Benim adım Hayalet. İyi. Çıkalım o zaman. Yalnız mısın? Evet. Tek başına giremezsin o kampa. Soru sorma, hadi yürü. Bu araç bizi kampın yakınına bırakacak. Bu herif terörist mi? Kaçakçıdır.
Rahat dolaşabilsin diye böyle giyiniyor. Güvenilir mi? Parasını alıyor, sorun yok. Bin araca. Yoklar ya, gitmişler. Ah be komutanım, ah be komutanım. Fena gol attın bana. Yılların kordonunu ezdin geçtin komutanım. Ne yapacağız şimdi? Komutanı yalnız mı bırakacağız? Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz ki. Ya aga bizi korumak için kendini ateşe attı ya. Ama agayı yalnız bırakamayız işte. Doğatepe arayalım, elimizde ne geliyorsa yapalım ya. Hasan Ağa'dan kampın tahmini yerini öğrenelim. Hay yaşa. Hadi arkadaşlar, hadi çıkıyoruz. Haydi. Sana hayalet mi diyeceğim? Adın yok mu senin? Adım Zehra'dır. Hasan Ağa dağlarda yaşadığını söyledi. Evin, ailen yok mu senin? Kimsem yok, tek başımayım. Ailene ne oldu? Konuşmayı sevmiyorsun anlaşılan. Bu taraftan. Kamp ormanın sonunda. Burada nöbet noktaları var. Çok dikkat etmeliyiz. Ne oldu? Sessiz ol Zehra. Sen ne arıyorsun burada ha? Konuşsana kız. Kime diyorum ben? İşte bu çok iyiydi. Ne zamandır böyle birini görmemiştim. Sağ ol Serdar komutan. O harabe evleri hücre olarak kullanıyorlar. Esirler orada. Zehra, senin işin bitti. Dönebilirsin. Yardıma ihtiyacın olabilir. Necaz geri dur!
Dur! Teslim ol lan! Silahını at! Sen böyle kavga etmeyi nereden öğrendin? Böyle dayak yiye yiye. Boynun kanamış. Bana sordun ya ailen yok mu diye. Ben 15 yaşındayken anamı, babamı, kardeşlerimi kahpece öldürdüler. O günden beri dağlardayım. Genç, güzel bir kızsın. Dağlar sana göre değil. Evlen, evin çocukların olsun diyeceksin. Bunu bana çok söylediler. Ben kaybolmuş biriyim. Hayaletim Serdar Komutan. Şunlardan kurtulup rehineleri bulalım. Hadi. Araçlarla en fazla buraya kadar gelebiliyoruz. Kamp şu bölgede bir yerlerde olmalı. Sağ ol Hasan'a. Hasan'a. Biz dönünceye kadar diğerleri sana emanet. Merak etmeyin. Allah yardımcınız olsun. He? Ben? Haydi. Haydi selam ha, de. Haydi. Valla bu kampı bulmak bir çuval bulgurun içinde taş aramak gibi bir şey olacak. İşimiz çok zor usta ya. Çaremiz yok, komutanı bulmalıyız. Ah be komutanım. Bu yapılır mı bize? Hadi arkadaşlar çıkıyoruz. Allah'a şükür buldunuz bizi komutanım. Kurtarın bizi buradan. Yavaş, sessiz olun. Ben Dereli Kaymakamıyım komutan. Biliyorum Kaymakam Bey. Hepinizi buradan çıkaracağım Allah'ın izniyle. Kampta çok terörist var. Acele edin. Kampta esir bir kadın varmış. Ben onu arıyorum. Evet, bir kadın var. Şu arkadaki kayalıkta küçük bir mağarada tutuyorlar. Tamam. Bekleyin. Tamam mı? Sessiz olun. Yaşasın. Allah şükür. Kurtuldu, biri geldi. Burada esir tutmazlar ki. Bir bakalım. Uyu Ayşe, uyu hadi kızım. Esma bacı. Ayşe uyanacak. Sessiz olun. Esma bacı. Beni Bekir gönderdi. Bekir mi? Bekir kim? Kocan Esma bacı.
Kocam. Şşş, Ayşe uyandı bakın. Sessiz olun dedim size. Gidin hadi. Ayşe sizi sevmedi. Zavallı kadına işkence ede ede aklını kaçırtmışlar. 6 senedir esir tutuyor şerefsizler. İsmail Bacı. Hadi kalk. Gidelim. Her şey düzelecek Allah'ın izniyle. Ne olur, ne olur vurma. Tamam, tamam Ayşe sessiz olacak. Vurma bana ne olur. Hadi sus kızım, hadi sus. Bak, bak kızdılar yine. Anneye vuracaklar. Sus hadi sus, olur mu Ayşeciğim? Vurmayın ne olur, susacak şimdi. Esma, hadi bak. Bu komutan seni kocana götürmeye geldi. Yalancı, kocam öldü benim. Sen de onlardansın biliyorum. Bacım. Bak. Bak bu fotoğrafı kocan gönderdi. Bekir ölmedi, yaşıyor. Ölmedi mi? Tamam o zaman. Ama Ayşe de gelecek. Onu bırakmam. Bak. Ayşe, ben demedim mi sana? Baban gelecek diye. Bak bizi istiyormuş baba. Hadi kız, hadi toparlan. Hadi babana gideceğiz. Hadi. Komutan da gelmedi ya. Nerede kaldı ya bu komutan? Gelecek. Komutan gelecek. Bırakmaz bizi. Sonunda kurtulacağız buradan. İnşallah. Bu kadar kişiyi buradan nasıl çıkartacağız Serdar komutan? Ben ortalığı karıştıracağım. Sen de çıkartacaksın Zehra. Sakın durma. Çıkar ve hemen uzaklaş buradan, tamam mı? Sakın beni beklemeyin. Olur. Geldi. Çıkar çıkmaz çabuk hareket edin. Salamlar Zayıflar'a yardım etsin. Zehra'nın yanına gidin. O sizi buradan çıkartacak. Tamam komutan. Şimdi geri çekil. Yakalanmış olmasın sakın. Çabuk olun. Şu araziyi hemen geçmemiz lazım. Çıktın oradan komutan. Açıklayız. Bu tarlayı hemen geçmemiz lazım. Tarlanın sonu orası. Oraya girdik mi kurtulduk sayılır komutanım. Hadi hadi yürüyün tamam. Hadi. Hadi. Tarladan geçiyorlar la. Gördük la. Havanlarla bitirin işlerini. Çıkmasınlar tarladan. Tamam anlaşıldı. Menzile girdiler la. Hazır olun. Yatın. Hadi çabuk olun bu taraftan. Çabuk olun hadi. Aman 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 aman. Kalkın durmayın sakin olun. Dile 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 dile. Hadi sakin olun bu tarafa hadi. Yürü. Yürü. Vurun lan vurun.
Al, al. Buna teslim olun. Teslim olun lan. Teslim olun. Dur. Abi. Teslim olun dedim lan. Yoksa hepiniz geberir gidersiniz. Tamam. Tamam, ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Sarın lan etraflarını. Denilene yapın. Karşı koymayın. Yürüyün lan. Yürüyün abi, yürüyün. Alın bunları. Hadi, yürü. Hadi, yürü. 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 Ben kamp komutanı Botan. Hoş geldiniz PR başkanım. Timci nerede? Mağarada. Sınırda beklerken o burada jacuzzi keyfi yapsın. Good morning Serdar. How are you? Cehennem ol, yıkıl karşımdan ajan bozuntusu. Çok komiksin Serdar, çok. Ölürken bile bunu nakıl aldırmıyorsun değil mi? Diğerleri nerede? Bir tek bu vardı Heva. Olmaz. Tek başına kampa giremez bu. Ne o? Niye şaşırdın yılan? Bu kadar aptala tek başıma yeterim ben. Sen beni iyi tanırsın. Böyle çok kamp dağıttım ben. Yeter ama Serdar. Sabrımı zorlama beni. Zorlasam ne olur lan? Vatansızın beceri ha? Senin sonun geldi Serdar. Yeter lan yeter. Ya bize lazım diye. Bunu çözün. Ve bana getirin. Aşağıdaki vadiden babamla geçerken babam mayına bastı. Ben yardım istemeye çıktım ama kayboldum. Ne olur babama yardım edin. Gel kız, korkma. Yardım ederiz sana. Faşist ve işgalci Türk ordusunun bir subayı olarak Kürdistan topraklarına izinsiz girdin. Şimdi komutanınla konuşacaksın. Türk ordusunun işgalci, saldırgan olduğunu, buraya generalden emir alarak saldırdığını söyleyeceksin. Yer, senin ülken neresi? Senin ülken neresi lan? Tırsın be! Orası da buraya bayağı bir uzakta. Sen buraya niye geldin lan ha? Niye geldin? Senin bu topraklarda ne işin var lan? Derdi ne ha? Alçak. Kim işgalci lan buralarda? Defol lan karşımdan. Sen bana hesap da soru da soramazsın tamam mı? Balayım. Balayın hadi. Bırak lan. Yürü. Sen balay yürü. Soramazsın lan. Soramazsın.
Bırakın lan! Bırakın lan! Dur! 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 Konuşmayı kaydedip bütün dünyaya yayacağımızı biliyor. Ne olursa olsun konuşacak. Buradan çıkış yok Serdar. Sonun geldi çocuk. Doğrudur komutanım. Tek başına gitti. Delirdi mi bu? Nasıl yaptı bunu? Komutanım, bizi korumak için yaptığını yazmış nota. Yakalanırsa çok kötü olur. Büyük krize sebep olur. Bulun onu Celil. Emredersiniz komutanım. Ben aslında iyi biriyim Serdar. Seni başkalarına versem hemen öldürürler. Ama ben ölmeni istemiyorum. Hatta sana yardım etmek istiyorum. Yüce ben. Hadi çocuk, hadi çocuk. Fazla uğraştırma. Konuş komutanımla. Ulan ben ölümden korkup vatanını satacak birine benziyor muyum ha? İyi sen. Senin gibi bin yeni model Lavrans gelse ne yazar ha? Sen en iyisi hangi baş belası ülkeden geldiysen oraya dön. Hem de hemen dön. Buraları karıştırmaya çalışmayı bırak. Tamam mı? Çünkü buraların halkı bu oyunu yemez. Anladın mı? Anladın mı lan? Tamam. Sen kaçındın. Ver şu elektriği. Sen ne yapıyorsun sen? Eğlencenin tadını kaçırma istersen. Lan ölürse işimize yaramaz. Ondan mı yoksa başka bir şey mi var? Seni deli kız. Düşmanına aşık mı oldun yoksa? Dayaktan hoşlanıyorsun. İyice saçmaladın Pierre. Serdar. Konuşsana. Generalle konuş. Ben tek başımayım. Subay değilim. Komutanım falan yok. Var be var. Var. Ve ben ne söylersem onu konuşacaksın Serdar. Konuşacaksın Serdar. Yoksa dağılırım seni çocuk. Boşuna uğraşma köpek. Ben subay değilim. Üsteğmen değilim. Bunu sen istedin. Aaaa!
Senin et kokusuna bayılırım. Lan konuşsana salak! Bitsin artık şu iş! Bana bakın lan köpekler. Benden tek kelime bile alamayacaksınız. Bir Türk askeri sizin gibi milyon çapulcuya beterdir. Öldüreceğim lan bunu. Öldüreceğim. Dur. Esirleri getirin. Kendi ölür de konuşmaz. Ama bunlara kıyamaz. Yufka yüreklidir. Yumurtanın sarısı gitti. Gözün yarısı. Vurma. Vurma. Vurma lütfen. Vurma lütfen. Bir daha konuşmayacağım. Söz veriyorum. Ne istersen yapacağım. Lütfen bize zarar verme. Serdar. Yazık. Kafaya sıyırmış bu. Ayşem'e dokunmayın. Lütfen. Lütfen ben istediğinizi yaparım. Tamam Ayşem. Tamam bebeğim, tamam korkma. Tamam amcalar bir şey yapmayacak sana. Ağlama Ayşe, ağlama. Bak Serdar, yazık bu kadına ama. Sende hiç mi vicdan yok bey? Geç haklısın, bunu ne yapacaksın ki? Ama burada bir bürokrat var Serdar. Ama istersen... Bu kaymakamın gözünü çıkarayım ha? Hayır, yapma! Tamam. Konuşacağım. Kesin şunu. Gölge bir yuva. Yuva cevap ver. Gölge bir yuva. Cevap ver yuva. Yuva dinlemede devam et. Burada yabancı bir servis elemanı var. Beni generalle konuşturmak istiyor. Generali tanımadığımı, subay olmadığımı söyledim. Ama bu şerefsiz beni anlamıyor. Serdar'ı yakalamışlar. Adam gibi konuş lan. Ne olursa olsun ben buraya emirle değil. Şahsi kararımla geldim. Ama buradan da bu çakalların işini bitirmeden çıkmayacağım. İlk önce de bu şerefsiz ajanın işini bitireceğim. Bitti sen çocuk. Son duanı et. Hadi çıkalım, hadi! Bu taraftan. Hadi çabuk. Bağlantı kesildi komutanım. Allah'ım sen yardım et. Cimciyle ona yardım eden kızı bulun. Ölü veya diri fark etmez. Buraya getirin onları. Lan ne mal mal duruyorsunuz? Fırlayın hadi. Hadi. Canın çok acıyor mu? Alışkınım böyle şeylere. Zehra. Sağ ol. Tam zamanında yetiştin. Allah gönderdi seni. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Söylediklerini düşündüm komutanım. Haklısın. Bu hayatın sonu yok. Kaybolmuş biri olmak istemiyorum. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum.
ama Allah'tan başka kimsem yok. Bana sahip çıkar mısın? Beni Türkiye'ye götürür müsün? Allah'ın izniyle şuradan bir kurtulalım. Benimle gelirsin Zehra. Hadi alalım esirleri, çıkalım şuradan. Dur Zehra, bekle. Zehra! Konma bülbül konma, nergis dalına. Zehra! Zehra! Öldürürler. Giderken beni de götürecek misin? Götüreceğim Zehra. Sağ ol komutan. Beni çok mutlu ettin. Görüldüğü gibi Serdar komutan buradan geçmiş. Kamp yakınlarda bir yerde olmalı. Hadi çıkıyoruz. Bulalım şu kampı. Ya bir durun, tazı gibi koşmayın ya. Ya geldim, bir dakika ya. Ne oldu lan? Hala bulamadınız mı daha faresini? Arıyoruz Pierre komutan. Ortada yoklar. Gel. Geliyorum. Canını almaya geliyorum. Gebermeye hazır ol. Ne diyorsun lan? Herkesi topla. Tamam. Pierre, biz gidelim. Bak Serdar delirmiştir şimdi. Önüne çıkanı ezer geçer. Hiçbir halt edemez. Hiçbir halt edemez. Tek başına o. Siz adam iyice Tanrı Zeus yaptınız be. Lan! Toplanın! Gel buraya, gel! Bakın, Timci kampa geliyor. Hepiniz mevzilenin. Onu vuranı Pierre Başkan takım lideri yapacak. Anlaşıldı mı? İndirin şunu! Aaaa!
Ayıp ettin be komutanım. Sattın bizi resmen ha. Sen ne zaman benim emrimi dinleyeceksin ha subayım ha? Ne yani komutanım? Bu eğlenceyi kaçırsa mıydım? İndirin şunu! Yılanla ithal çakalı oradalar komutanım. Gelin indirelim şunları. Ateş! Kaçalım. Postu deldireceğiz yoksa burada. Hadi. Doktor, esirler eski barakada tutuluyor. Asil'le beraber onları çıkarın hadi. Tamam aga merak etme. Hadi Aslı. Şerefsiz. Yapma! Yapma! Yapma ne olur öldürme beni. Cephaneliğe götüreceksin lan beni. Kalk hadi. Tamam, tamam. Ne istersen yaparım. İyi uykular. Kampı uçuracaktık. Hazır mı Şahin? Her şey hazır komutan. Bayrağımıza kast edenlere fırsat verme ya Rabbi. Sınlara tufandır, nur ettik çevremizi. İsterseniz bir sorun şanlı maziyemizi. Kulaklarda çağıldı mazi gibi ırmakta. Bize geldi bayraklar ay yıldızlı bayrakta. Kulaklarda çağıldı mazi gibi ırmakta. Bize geldi bayraklar ay yıldızlı bayrakta.